Herkese uzun bir aradan sonra günaydın. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Şöyle geleyim. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. İyi diyelim, iyi olsun. Ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Vallahi çok uzun bir süre video çekmedim. Her zamanki gibi. Ne isteğim oluyor, ne böyle hadi çektim, editleyeyim şeyi oluyor. Bilmiyorum böyle. Nedense bu ara, yani bu aralar nedense gerçekten hiç böyle onlara vakit ayıracak şeyim yok. İşler de hep yoğun. Onun için kendime bile vallahi zor zaman ayırıyorum. Her neyse, bugün artık yeni bir ay. Bugün ayın ikisi ama bugün yeni bir aya girdik, 8. aya. Dedim ki artık hadi Özge, bir yerden gerçekten tutup başlaman gerek. Çünkü çok yazıyorsunuz. Hani video çekip çekmesem bile eski videolarımı izleyip hala böyle yorum yapanlar oluyor. Veya ne bileyim, Instagram'dan yazanlar çok oluyor. Hani hepsine cevap veremesem bile o kadar çok mesaj geliyor ki. İşte neden çekmiyorsun, biz seni çok özledik, videolarını özledik, Özge lütfen video çek falan diye. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Şimdi işe başladım, saat 7:30. Kendime şöyle bir kahve aldım, evde kahve yapasım gelmedi. Hazır kahve aldım. Şimdi iş yerindeyim, yani hastanenin önündeyim, iş verilmesini bekliyorum. O sırada da sizlere videoyu bir açılış yapayım dedim. Aslında dün çekseydim çok güzel olacaktı. Çünkü bugün annemlere misafir gelecek. Yani annem Demet ablaları davet etmiş patronlarımıza. Onlar gelecek, mangal yakacakmışız. Ben de işten doğru gideceğim. Dün işten doğru annemlere uğramıştım. Az karnımı doyurmuştum. Ondan sonra eve gittim, tatlı yaptım. Aslında bambaşka bir hedefim vardı. Ama aşırı yorgundum. Sonra annem de hazır böyle şey, ne denir, hafif bir şeyler yap dedi. Sonra aklıma Windbeutel geldi, profiteroller. Aslında onu borcama dizip üzerine krema yapacaktım. İşte krem fraiche, mascarpone'den falan karışıp onu döküp üzerine gote gote dökerim dedim. Ondan sonra borcama yapacağıma küçük küçük bardaklarım var benim. Küçük küçük bardaklara yapayım dedim. Bir profiterol koydum. Üzerine yaptığım kremadan koyup bir de üzerine sos döktüm. Çilekle de üzerine süsledim. Onları size eve gidince artık gösteririm. Onları akşamdan halledeyim dedim ki bugüne kadar güzelce böyle tadını da alsın. Eğer ki üşenmezsem ya da pauza yapmaya şansım olursa bugün... iki çeşit hemen meze de yapmak istiyorum. Thermomix'te 2 dakika hemen yaparım ya da olmadı eve gittiğimde hemen akşam 2 dakika yaparım ki mangalda da meze güzel gidiyor. Haydari yapasım var. Bir de kebapçı mezesi olur ya, domatesten, biberden böyle yapılan. Büyük bir ihtimalle ondan yapacağım. Az sonra hatta bir tarife bakayım ne giriyordu. Çünkü evde ne var ne yok onu da bilmiyorum. Hoş, çok bir şey yok almadım. Çünkü bu ara anneme gidiyorum ediyorum diye. Bir de fırsat da olmadı. Eve gelince zaten yemek yeme isteğim de gelmiyor bu ara böyle sıcakta. O yüzden pek bir şey almadıydım. Ama az sonra bir liste yapıp neler alacağımı yazıp ondan sonracığıma akşamda iki çeşit meze yapasım var. Ya öğlen ya da akşam. Artık onu ayarlayacağız bakalım. Bu şekilde, yani işten sonra direkt annemlere geçeceğim tatlıları alıp. Bakalım annem neler hazırlamış olacak. Bu arada çocuklar da dün annemde kaldı. Bu ara ablam ev taşınma şeyinde. Geçen ona da birazcık, çarşamba günü çalışmıyordum ben. Sabahtan birazcık çağırdı beni, onun yanına gittim. Çünkü şimdi bugün, yarın eşyaları artık yeni evine taşıyacağız. İnşallah pazar günü yeni evinde yatacaklar. Hayırlısıyla onları da bir oraya attık mı her şey daha rahat olur. Yani ev taşınma vlogları da gelebilir yarın. Yani önümüzdeki günlerde, ben yarın çekeceğim ama siz pazar günü izlemiş olacaksınız. Ablamın eşyalarını da taşıyacağız bakalım.
Onda da bu sefer gıcık olan mahallesi kapandı. Tamirata girmiş. Ne yapıyorlar bilmiyorum aslında. Yol onun olduğu taraf çok iyi. Ondan sonraki yol biraz kötü ama komple yolu kapatmışlar mahalleyi. Valla nasıl gireceğiz arabalara bilmiyorum. Ştat'ı arayıp izin aldı, söyledi. Ben evimi taşımam gerek, hafta sonu eşyalarım gidecek. Ben ev taşınıyorum diyor. Onlar da akşam işçiler işlerini bitirdikten sonra 6'dan sonra arabalarınıza girebilirsiniz diye izin vermiş. Bakalım arabalarla içeri artık gireceğiz bir şekil. Ondan sonra eşyaları taşıyacağız. Zaten 2-3 arabayız. Annemlerin arabasını alırsam ya da benim arabaya da sığar da annemin arabası daha büyük olduğu için ona daha çok eşya sığar. Bakalım taşıyacağız bir şekil. Ne kadar çok konuştum, ne kadar çok konuşasım gelmiş. Bir de bu ara o kadar bir baş ağrım var ki. Yani zaten migrenim var benim. Geçen hafta Cuma günü, aynen tam bir hafta önce ben bir migren başladı. Zaten işten de o gün erken çıktım. 9'da mı ne işten çıktım. Çünkü duramıyorum yani. Artık gözlerim kapanıyor. Ve başımı o kadar çok vurdu ki sonra midem falan da bulandı birazcık. Sonra dedim ben işten çıkıyorum. Duramayacağım. Artık doktora gittim. Vallahi orada da 2 saat boyunca bekledim doktora girmek için. O beni daha da bir mahvetti. Artık dedim içerisi çok kalabalıktı. Ben arabada bekleyeyim. O zaman böyle bir aparat gibi bir şey veriyorlar. O öttüğü zaman benim sıram yani. Benim sıram gelince o ötüyor. Ben de arabaya giriyorum. Eve giriyorum. Doktora giriyorum. Korona zamanında öyle bir şey yaptıydılar. Ben dedim ben burada beklemek istemiyorum. Çünkü rahat 1,5 saat, 2 saat beklersin dedi. De arabaya gideyim dedim. Arabada bekledim artık sonra doktor bana ilaç falan yazdı. Mide bulantım için. Eve gittim ve bütün gün yani o gün hiçbir şekilde kalkmamaca yattım. O günden beri de bir türlü başımın ağrısı geçmiyor. Ha tamam o günkü gibi aşırı çok yoğun ağrı yok. Ama zaten migrenli olan insanlar da bilir hemen tabii ki de 1-2 günde geçen bir şey değil ama her sabah kalktığımda böyle bir kafam zonkluyor böyle başıma sanki böyle çekiçle vuruyormuşlar gibi aşırı bir ağrım var. Bu sabah da hatta yine ağrım vardı diyorum ki Allah'ım neden geçmiyor artık. Gerçekten bu baş ağrısı beni çok mahvediyor. Uzun zamandır da çekmemiştim aslında çok güzeldi. Ama bu ara maalesef çok başım ağrıyor. Hap da yuttum az önce. Böyle bakalım. Bayağı çok konuştum. Şu an doğru dürüst iş de yok galiba. Aynen. Böyle bakalım. Sizler bugün neler yapacaksınız? Ne yemekleri yapacaksınız? Bakalım annem dediğim gibi mangallık hazırlamıştı. Dün akşam hazırlayacaktı. Göreceğiz bakalım anneme gidince neler yapmış, neler etmiş. Böyle bu şekilde bakalım. İnşallah ilerleyen saatlerde tekrar sizlerle görüşürüz. Evet arkadaşlar ben eve geldim. Şimdi hızlı bir şekilde mezelerimizi yapmaya başlıyoruz. Böyle hızlı hızlı yapayım. Ondan sonra çünkü artık annemlere geçeceğim. Geldiler mi misafirler bilmiyordum ama dur şöyle yapayım ötmesin. Şimdi ilk önce bu Antep ezmesini yapıyorum. Domateslerimizi yarım bölüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah tadı tuzu güzel olur. Ötmeseydin tatlım. Şöyle. Tamam. İlk önce domatesimizi güzelce küçültüyoruz. Şöyle yapayım sizi de görün. Şimdi bakın böyle oldu. Şimdi bu aparatımı koyuyorum içine. Suyunu süzeceğiz.
Şimdi bunun suyunu güzelce süzdük. Daha sonra içerisine maydanoz giriyormuş. Ben şimdi taze almadım. Çünkü benim buzluğumda biliyorsunuz ki maydanozum vardı. Şu kadar yeter. Ondan sonracığıma mince, nane, taze nane girmesin ama bazilikum koyabiliriz. Zaten o da mı giriyordu? Ben birazcık bazilikum ekliyorum. Sarımsak ilave edeceğiz. Ay, sarımsak var mı? Varmış. Şöyle sarımsak koyalım. Bir diş. Bayağı da yoruldum bugün ya. Hızlı hızlı yapıyorum. Birazcık da strese girdim şimdi. Geldiler mi bilmiyorum ama. Neyse. Yapacak yok. Ancak çıktık işte. Şimdi bunları da bir karıştıralım. Biberlerimi sürüyorum. Biber acımı ki. Değilmiş. Şöyle karıştıralım. Tamam. Kırmızı soğan yok onun için. Beyaz soğan ilave edeceğim ben. Biber salçası. Şurada sanki salçamız vardı. Biber ve domates salça birlikteydi benim. Domates de gelecekti. Bir kaşık daha koyalım. Bir tane yeşil biber. Bir tane de kırmızı. Pul biber koyuyormuşuz. Pul biberimizlerden. Oregano. Birazcık nane. Zeytinyağımızı koyalım. Limon ve sirke, gram. Ben bunu şimdi ya 20 gram şey yazıyor. Limon suyu veya 20 gram şey ney bunun adı? Nar ekşisi. Ben hep 10-10 yapıyorum. Azıcık ondan, azıcık ondan da katmış oluyorum. İkisinin de lezzetini versin istiyorum. Bu şekilde. Şimdi buna bir kap çıkarayım ben. Şöyle bir silelim.
Karabiber hemen etki yapıyor ya. Birinci mezemiz hazır bakın. Bu şekilde. Tadı nasıl ki? Şimdi bunu boşaltıyoruz. Tadına bir bakalım. İnşallah güzeldir. Oo, çok iyi. Oo, acısı da yerinde. Bunu 2 dakika buzdolabına koyuyorum. Azıcık bir orada dursun. Tamam, şimdi bunu bir yıkayalım. Evet, şimdi ikinci tarifimize geçiyoruz. Haydari yapacağız. Hemen onun malzemelerini de koyalım. Ay, acıdan burnum şey oldu. Şöyle dereotu yazıyor. Azıcık dereotu yıkayayım. Şöyle. Dal sadece yaprakları şöyle içine atıyorum. Daha sonra bir diş sarımsak. Şöyle büyük bir diş sarımsak kullanalım. Tatlılarımı da size az sonra göstereyim. Şöyle atalım. İlk önce bunları karıştıralım. Çok hızlı çalıştım. Şunları şimdi şöyle bir karıştırma. Bir kez daha bir çektireceğim bunu. Görülüyor mu? Evet, görülüyormuş. Şimdi içerisine 150 gram beyaz peynir küçük parçalara bölüyoruz. Birazcık daha. Tamam. Bu kadar yeterli. Elimizi bir yıkayalım. Daha sonra süzme yoğurt, normal yoğurt fark etmez, 300 gram. Zaten 2 kutu girecek. Yani ben böyle küçüklerini aldığım için, büyükleri çünkü bende hep ziyan oluyor. Böyle küçükleri de tam. Allah Allah, aslında 150 değil miydi bu? 4 tane 150. Kafa gitti. Birazcık daha. Tamam. Zeytinyağımız. Allah Allah. Tam da olmadı. He. Bunu da karıştıralım.
açalım. Şimdi tadına tuzunu ilave edeceğiz. Şöyle bir bakayım önce. Aşırı çok eklememiz ilave. Yok. Bu da bu şekilde oldu. Hemen mezelerimizi de hazırladık. Şimdi tekrar tadına bakayım. Nasıl tadı? Azıcık daha ilave edebiliriz. Tamam. Mezelerimiz de çok şükür hazır. Evet arkadaşlar, dün akşam biliyorsunuz ki işten geldikten sonra hemen sizlerle iki çeşit meze yaptık. Sonra annemlere geçtim. Misafirleri zaten gelmişti, o yüzden ne mangalı çekmişim, ne masayı çekmişim, ne yaptığım tatlıyı ondan önceki gün Instagram'lık çekmiştim. Onun için onu koydum bu videonun önüne. Nasıl tatlı yaptığımı göstereyim diye. Hiçbir şey çekmemişim çünkü hemen muhabbete daldık, yemek yedik, ettik, sofrayı kaldır, tatlı ye, çay demle derken bir türlü fırsat olmadı. Her şey bittikten sonra dedim ki aha, ben video çekmedim. Şimdi ne zamandır video çekmeyince unutmuşum video çekme görevim olduğunu. O yüzden hiçbir şey çekemedim maalesef. Kusura bakmayın. Ertesi günden sizlere onun için bir kapanış yapıyorum. Hatta oturuyordum, şimdi kahvaltımı falan yaptım. Sabah bir alışverişe gitmiştim. Sonra yerleştirdim, diyorum ki aha, ben bugün video çekmedim. Ben dünkü videoyu da çekmedim, devam etmedim. Hemen şimdi videomu, kapanışını yapayım. Edit yapıp paylaşacağım inşallah. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Pek bir şey yapmasak da böyle bir konuşmalı video oldu. Hoşça kalın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.